yevme yani durur mer'u, artık ma kaddeme diye daha o kişi var ya, o inanmayan kişi, orada dünyada yaptığı o günahları, isyanları, haramları orada görmeye başlayınca öyle bir perişan bir vaziyet alacak ki o günü şöyle diyecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Ve yekulul kafiru ya leytini kuntu turaba. Ya keşke ben toprak olaydım. Keşke toprak olaydım. Niye bunu söyleyecek? Çünkü o bunu söylemeden önce bir sahne var orada. Hani Efendimiz buyurdular ya, ahirette herkes hesabını verecek. Boynuzlu koçtan o boynuzsuz koyun var ya, o hakkını alacak. Yani hayvanların zaten bir sınanması yok. Onlar Allah'ın Kur'an'da, İslam'da sorumlu değil. Ama o hayvanlar bile birbirine vurduğu zaman, zulmettiği zaman Allah onları bile, bak o efendim boynuzu olmayan, boynuzu olanların hakkını orada alacak. Sonra Allah onları toprak yapacak. Yani hayvanlar için bir cennet yok. Bunu göstermek suretiyle Rabbimiz diyor ki, bakınız hayvanların bile birbirlerine yaptıkları zulümden hakkı alınacak. Fakat onlar için bir cennet olmadığı için onlar toprak olacak. Mesajını verdikten sonra ve gerçekten onlar orada toprak olacaklar. Ondan sonra kafir görecek onu. Eyvah diyecek ya. Keşke ben de şu hayvanlar gibi toprak olsaydım da, yani bu cehenneme, Allah'ın gazabına düşmeyeyim diye orada pişmanlığını dile getirecek. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi toprağın üstündeyken, toprağın altına gitmeden Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize verdiği bu güzel mesajları alan kullarından eylesin.